Arkadaşlar merhaba. İkinci bölüme geçtik. Bu bölümde inceleyeceğimiz konular yüzey tarama, profil, 3D kontur, diş frezeleme, cep veya paket boşaltma, paket tanıma, bunun yanında slot, T frezeleme, toolbox döngüleri, delik delme, delik tanıma, e, tabloda gördüğünüz tüm operasyonları teker teker inceleyeceğiz. Operasyonlarımızı oluşturmaya başlıyoruz. İlk olarak mevcut parça için koordinat veya pozisyon tanımlayacağız. E, yüzeyi seçtik ve yüzeyi seçmemizle birlikte orta noktanın otomatik bir şekilde tanımlanması için modelin üst orta noktası seçimini yaptığımızı fark ettiniz. Gördüğünüz tezgah bir 3 eksansiyansi freze tezgahıdır. Bu tezgahtaki eksenleri incelediğinizde oluşturduğumuz konum pozisyon eksenleri ile arasındaki bağlantıyı e, anlamanız önemlidir. Bu resimde y ekseni ve x ekseninin hangi yönde olduğunu dikkatlice inceleyin. Anlayın ki parçanın tezgah nasıl bağlanacağı konusunda şüpheniz olmasın. Resimde de gördüğünüz gibi parça y ekseni ile tezgahın y ekseni çakışıktır. Yani aynı doğrultudadır. Sırada stok modelimizi tanıtmak var. Bildiğiniz gibi 3D model üzerinden gideceğiz. 3D modelimizi stok olarak seçeceğiz. Seçmemizle beraber stok parçamızı tanıtmış olduk. Target sayfamıza girdiğimiz zaman ikisinin de beraber geldiğini görüyoruz. İki parçamızın da yani hedefle stok parçamızın ikisinden stok olanı eleyip hedef modelimizi yani iş parçamızı seçerek çalışmamıza devam ediyoruz. İlk operasyonumuz yüzey taramıdır. Face milling olarak da adlandırılır. Nasıl bir operasyon olduğunu video ile daha kolay anlayacağınızı düşündüm. Gördüğünüz gibi bir kaba ve bir finish operasyonu ile proses tamamlanmıştır ve istenen yüzey kalitesi zigzag kesim ile elde edilmiştir. Operasyonlar kısmına sağ tıklıyoruz ve Face Milling yani yüzey tarama operasyonunu seçiyoruz. Face Milling operasyonu için üç farklı şekilde yüzey tanıtabiliriz. E, fakat Define butonuna basmayı unutmuyoruz. E, bu arada kullanabileceğiniz kesici takım sağ üst köşede belirdi. Model seçeneğini kullanarak bir tarama alanı oluşturduk. Stoğumuzu seçerek oluşturduk. E, yüzey seçeneğini kullanarak da bir tarama alanı oluşturabiliriz. E, onu da yaptık. Ve bir profil seçimi yaparak da e, tarama alanı oluşturabiliriz. E, bu kısımdan da içeriye veya dışarıya doğru tarama alanını genişletebiliriz. E, bunu da offset vererek sağlayabiliriz. Şimdi de bir kesici takım oluşturacağız. Oluşturduğumuz takımın çapı e, 50 olacak. E, data kısmına girdiğimiz zaman e, kesici takımımıza devir ve ilerleme, saatin tersi, saatin yönünde dönüşünü, işte soğutucu vesairenin açabileceğimizi, hangi konudan başlayacağı ile ilgili bilgiler tanıtabiliriz. Takımın rapid hızda ve ilerleme hızında hangi mesafelerde çalışacağı ile ilgili mesafe bilgileri bu kısımda tanımlanacaktır. Bunun yanında tek seferde kaç milimetreye talaşa gireceği e, levels yani seviyeler e, kısmından tanımlanacaktır. Teknoloji kısmında ise kesme stratejileri ile ilgili seçim yapmamız istenecektir. Örneğin takım çapının yüzdesine göre, yanal kayma miktarı değişiklik gösterecektir. Seçtiğimiz teknolojiye göre yaptığımız taramaya açı verebiliriz. E, X ekseninde ve Y ekseninde takım çapının yüzde kaçı kadar dışarı çıkacağı ile ilgili bilgileri girebiliriz. E, Zikzak kesim veya tek yönlü kesim yapabiliriz. Takımın giriş ve çıkış yapma biçimini link kısmını kullanarak sağlayacağız. Leading olarak belirtilen kısımda yapacağımız düzenlemeler takımın iş parçasına nasıl giriş yapacağını belirlememizi sağlayacaktır. Örneğin bu çalışmamızda 40 derecelik bir açıyla takımımız parçaya giriş yapacaktır. Bu kısımda ise parçamızın üst ve talaş kaldıracağı taban seviyelerin seçimini yapacağız. İşleme seviyelerini stok parçamızdan, hedef parçamızdan veya kullanıcı tanımlı olarak ayrı ayrı seçebilir ve bazı seviye bilgilerinin otomatik oluşmasını sağlayabiliriz. Advanced kısmı farklı operasyonlarda açılacaktır. Örneğin cep boşaltma. O kısımlarda Advanced kısmını inceleyeceğiz. Gördüğünüz gibi program takım yolunu nasıl oluşturması gerektiği ile ilgili bazı sorular soruyor. Corner yani köşeler, direction, yön, yani konvansiyonel mi tırmanarak mı adjacent spaces connection yani takım yolu geçişlerinin yani komşu takım yolları geçişlerinin nasıl olması gerektiği ile ilgili tüm bunları varsayılan olarak da getirebiliyor tercihimize de sunuyor Tüm takım yolları ayrı ayrı denenebilir. İşin durumuna göre seçim yöntemini revize edebiliriz. Örneğin, taramak istediğimiz bir parçanın genişliği 50 mm ve takımımız da 63 mm ise bu iş için tek geçiş yani one pass yöntemini kullanabiliriz. Şu anki çalışmamızda kullandığımız takımın çapı 50 mm'dir. Bu nedenle hatch komutu kullanarak tüm yüzeyde takımı tek yönlü olarak çalıştırmayı tercih ettim. Tarama konusunda detay bilgiyi çalışmalarımızın devamında da paylaşacağım. Gördüğünüz gibi takımın çalışma açısını değiştirebiliyorum. Bunun yanında X ve Y eksenlerinde ayrı ayrı extension yani genişlemeler verebiliyorum. Bu genişlemeleri takım çapının yüzdelik ölçüsüne göre tanımlayabilmenin yanında uzaklık bilgisi olarak da tanımlayabiliyorum. Örneğin takım girişini radyüs ile yapması için ark komutunu seçtim. Yay açısı ve yay radyüsünü tanımladım. Yay radyüsü e, takım çapının yüzde 60'ı olmasını istedim. O da 18 mm ve yay açısını 90 derece yaptım. E, yay yay açısını 30 dereceye düşürdüğümde olan e, durumu görüyorsunuz ve mesafe bilgisiyle değişen e, takım yolunu yine görebilirsiniz.